ve devam ediyoruz. Şimdi sırada efendim biliyorsunuz zaman geçtikçe bizler yaş alıyoruz. Yaş aldıkça işte o yaşın verdiği belirtiler de yüzümüze yansıyor ne yazık ki. Ama günümüzde estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanları yüz gençleştirme ameliyatlarıyla pek çok sorunu ortadan kaldırabiliyorlar. Profesör Doktor Serdar Öztürk tam da bu konudan bahsedecek. Özellikle dikkatle dinleyin çünkü hayatımızın bir diliminde belki ihtiyacımız olabilir. Yüz gençleştirme genellikle e, halk arasında e, yüz germe ameliyatı ya da boyun germe ameliyatı gibi algılanıyor ama yüzün genç görünmesi için yapılan tüm ameliyatlar aslında yüz gençleştirme ameliyatıdır. Bunların başında da burun ameliyatı gelir. Burun ameliyatı her ne kadar yüz gençleştirme bölümlerinin içerisinde yer almasa da yüzü en genç gösteren ameliyatların başında gelmektedir. Düşünüldüğünün aksine sadece ileri yaşların ameliyatı değildir aslında. Yüz gençleştirme ameliyatları erken yaşlardan başlayarak Hayatın sonuna kadar tüm dönemde tüm yaşlarda yapılabilen ameliyatlardır. Tabi bunların ihtiyaçlar nedir? Neden gençleştiriyoruz? Yerçekimine karşı koyamıyoruz. Dokularımız derinin incelmesi, yumuşak dokuların yağların erimesi, kıkırdaklardaki, kemiklerdeki erimeler, bunlar yüzümüzün şeklinde bozulmalara sebep alıyor ve bu bozulmalar genellikle aşağı yönlü oluyor. Peki neler yapılabilir yüz gençleştirme adına? Genellikle burun dışındaki ameliyatlar bu bu kapsam içerisinde ele alınmaktadır. Bunlar alından başlayacak olursak alın gelme ameliyatları, çakak germe ameliyatları, kaş kaldırma ameliyatları, göz çevresi estetiği, göz torbalarının alınması, üst göz kapak estetiği ameliyatları, yanaklardaki sarkmalar, özellikle burundan dudaklara doğru inen ve göz altındaki... O ortaya çıkan boşlukların doldurulması, buradaki sarkan derilerin gerilmesi işlemleri, çenedeki işlemler, çenede kemikteki erimelere bağlı olarak kemik yerine koyulabilecek maddeler ya da dolgular ya da başka kalıcı işlemler yüz gençleştirme içerisinde yer alabilirler. Yüz gençleştirme erken yaşlarda veya orta yaşlarda çok deri sarkmaları yoksa Örneğin bir yağ dolgusu ile lokal anestezi altında bile yapılabilen bir yağ transferi ile kendi dokunuzun aktarılması ile ya da geçici dolgular ile yapılabilmektedir. Bunlar sizde bir yağ dolgusundan sonra en az %40 kalıcılık olur ve sizin yüzünüzde ciddi toparlanmalara sebep olabilir. Ama daha ileri yaşlara doğru gidildikçe deri sarkmaları fazla ise yüz germe ameliyatları kaçınılmaz olmaktadır. Ee, erken dönemde göz altı torbaları daha hafifken göz altı boşlukların doldurulması, ışık dolguları, yağ ile doldurulması gibi işlemler bu torbaları kamufle edebilir. Ancak biraz daha ilerlediği zaman bu torbalar daha çok ortaya çıkacaktır. Torbaların alınması gibi daha büyük ameliyatlara gidebilir. Örneğin üst göz kapak esteti lokal anestezi yarım saatlik bir işlemdir ve en az 15-20 sene sizi üst göz kapak estetiği anlamında rahat ettirebilecek bir olaydır. Yüz yağ dolguları yine lokal anesteziyle rahatlıkla yapılan yapılabilen işlemlerdir. Yüz germe, boyun germe gibi ameliyatlar daha büyük ameliyatlar olup ihtiyaca göre erken yaşlarda da yapılabilir ama genellikle 50 yaş üzerindeki ameliyatlardır tercihen. Bu ameliyatlar 4-5 saat süren hastane ortamında yapılması gereken işlemlerdir. Böyle yüz gençleştirme işlemlerinden sonra yüzünüzde ödem olabileceği, erken dönemlerde hafif morluklar olabileceğini unutmayınız. Özellikle ilk 3-4 haftada bunları sizi rahatsız edebilir sosyal ortamlarda. O nedenle programlarınızı buna göre planlamanızı tavsiye ederim. Ama zaman içerisinde özellikle 3. aya doğru gittikçe sonuçlarını toplayabileceğimiz sizi çok mutlu edecek, özgüveninizi tekrardan yerine getirecek, sizi daha genç bir yaşa çekebilecek ameliyatlardır. Profesör Doktor Serdar Öztürk çok teşekkür ediyoruz. Aslında yüz gençleştirme ameliyatları çok komplike ameliyatlardır. Pek çok ameliyatı da içinde barındıran ameliyattır. Kısacık bir sürede pek çok sorunun cevabını verdi kendisi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine farklı farklı konularla ilgili bilgiler almaya devam edeceğiz.